Belediye demek hepiniz demek. Tüm Mersin hemşehrilerim demek. Belediye sizin. Belediye devletin. Bu yaptığımız çalışmalar, ihtiyaç sahibi aileler olur, Allah vermesin, hastalığı vardır, bakıma ihtiyacı olur, geliri yetersizdir, ihtiyacı olur. Bu vatandaşlarımıza yaptığımız katkılar onların hakkıdır. Onların yasal hakkıdır. 800 bin kilometre kare Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarındaki tüm kaynaklar 84 milyon. Hepimizin. Hepinizin burada payı var. Bizim yaptığımız katkılar bir lütuf değil. Kimin parasını kime veriyorsun? Halkın parasını halka veriyorsun. Hizmet olarak veriyorsun. Yol olarak veriyorsun. Sosyal katkı olarak veriyorsun. Belediye olarak farklı hizmet alanlarında veriyorsun. Sinekle mücadele ediyorsun. Farklı alanlarda altyapısını yapıyorsun, içme suyunu getiriyorsun. Bunlar sizlerin ödediği vergiler, bu devletin, bu ülkenin kaynaklarından bize aktarılan paralarla oluyor. Seçilmiş, atanmış, halkımıza hizmet etmekle sorumluyuz. Yasal olarak da sorumluyuz. İnsani olarak da sorumluyuz. Vicdani olarak da sorumluyuz. Dinen de sorumluyuz. Onun için bizim anlayışımız, tüm samimiyetimle söylüyorum, buraya gelene kadar enerjim 5 ise ayağımı buraya adım attığımda 10'a çıktı. Neden? Çünkü sizleri seviyoruz. Çünkü sizlere hizmet etmekten inanılmaz bir mutluluk duyuyoruz. Halkın arasında olmaktan. Ben hep söylüyorum, Allah hiçbir siyasetçiyi vatandaşın karşısına çıkacak bir hataya sürüklemesin. Çıkamayacak. Allah hiçbir siyasetçiyi yüzünü karartmasın, başını eğdirmesin. Siyasetçi halkı için çalışacak. Daima dik olacak. Sokakta rahat yürüyecek. Biz de rahat yürüyoruz çok şükür. Ben Şevket Sümer'e geldiğim zaman, güneşe, sitelere geldiğim zaman vallahi yolda dik dik yürüyorum. Selamünaleyküm diyorum, yürüyorum. Çünkü huzurluyum. Belediye başkanımız olarak huzurluyum. Bakın çok güzel bir iş yapıyor arkadaşlarımız. Hem Mersin'den kadın kooperatifimiz, hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadın dairesi, hem kadın dairesine bağlı gönüllülük birimi, gönüllüler birimi. Üç hanımefendi de burada. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hem kendilerine hem çalışma arkadaşlarına. Bir teşekkür de muhtarlarımıza. Çünkü işimizi kolaylaştıran onlar. Mahalleyle irtibatı sağlayan kadınlarımızın oraya huzur içerisinde gelmesini, sizlerle haberleşmesini, sizin oraya gelmenizi huzur içerisinde. Bunlar demek ki birlikle oluyor. Birlikten güç doğar. Birlikten hizmet doğar. Ayrılığın kimseye bir faydası olmaz. Kavganın, gürültünün, birbirimize parmak sallamanın, intizar etmenin, sinkaf etmenin, aşağılamanın kimseye hiçbir faydası yok. Bu memlekete zarar getirir. Bu yaptığımız çalışma kadının emeğinin bir değere dönüşmesini sağlıyor. Yani kadın bizim kültürümüzde de değerli. Analarımız değerli, bacılarımız, kızlarımız değerli. İnsanlarımızın hele hele ekonomik sıkıntının, hayat pahalılığının olduğu bu dönemde
geçim için, rızık için çalışmaya ihtiyacı var. Birçok kadın biliyoruz, imkan tanınsa çok şeyler yapacak. Ama o imkanı bulamıyor. İşte bu yapılan çalışmalar sizleri bir araya getirip hiç olmazsa çoluğunuza çocuğunuza ilave bir gelir elde etmek için bir ortam hazırlıyor. Evde var yetenek, evde var ekmek. Sloganı da gayet güzel. Bütün kadınlarımızın eli maharetli, yetenekli. Yeter ki öğretir, yapar. Taşı sıksa suyunu çıkar. Bizim kadınlarımız böyle. Anadolu insanı böyle. Evin direği kadınlarımız. Direk çöktüğü zaman evde başımıza damda yıkılır. Onun için kadınlarımız safa sağlam ayakta olacak. Hukuken de olacak, ekonomik olarak da olacak. Başı dara düştüğü zaman arayacağı, güveneceği bir merci de olacak. Çok rahatlıkla Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ilgili dairelerimizi, birimlerimizi ve sorumlularını arayabilirsiniz. Allah kimseyi dara düşürmesin. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Ama her şey başınıza gelebilir. Kadın daire başkanımız burada, Şerif Hanım. Kadın daire başkanının olma nedeni o birimin sizlerin, çocuklarınızın, ailenizin sorunlarına eğilmek, onlarla ilgilenmek. Bu yaptığımız çalışma da onların bir parçası. Çoraptan oyuncak üretimi gerçekleşiyor. Tarsus'ta da yapılıyor. Burada şu anda siteler, Güneş, Şevket Sümer grubu burada. Ama başka mahallelerde de yapılıyor. Mevlana'da yapıldı. Erdemli'de yapılacak. Anamur'da yapılacak. Birçok bölgede, birçok noktada bu çalışmaları yapıyoruz. İstiyoruz ki herkes kaynaşsın. Herkes ekonomik olarak kadınlarımız ayakta kalabilsin. Çocuklarının geçimine bir katkı sunabilsin. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok sayıyoruz. Gayretlerimiz sizler için. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar sefalar getirdiniz. En kötü günümüz böyle olsun. Havamız hep aydınlık olsun. Güneş olsun. Mutluluğumuz daim olsun. Ayrılığın kimseye bir faydası olmaz. Kavganın, gürültünün, birbirimize parmak sallamanın, intizar etmenin, sinkaf etmenin, aşağılamanın kimseye hiçbir faydası yok. Bu memlekete zarar getirir. Bak cennet gibi bir şehirde yaşıyoruz. Cumartesi yaşıyoruz. Bir teşekkür de muhtarlarımıza. Çünkü işimizi kolaylaştıran onlar. Mahalleyle irtibatı sağlayan kadınlarımızın. Burada çoluğuma çocuğuma daha iyi bir gelecek bulabilirim umuduyla gelmiş. Emine Sincar. Yere bak demiş. Emine Sincar. Nerede Emine? Suat Aykut. Diyorum sana. Hadi bak. Şöyle tamam. Suat Aykut. Emine Sincar. Kutluyorum. Yasemin Ak. Bekliyoruz. Tamam.
Mersin'den Kadın Kooperatifi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı gönüllülük birimi ve mahalle muhtarlarının işbirliği sonucu ortaya çıkan bir çalışma ve temel amacı her alanda olduğu gibi kadınlarımızın ekonomik olarak da ayakta kalmalarını sağlayacak ortamlar hazırlamak, onların el emeklerinin ekonomik değere dönüşmesini sağlayacak projeler ortaya koyma amacında bir çalışma oldu. Her zaman kadınlarımızın yanında olacağız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Evimiz Atölye projesinde kadınların eğitimine gönüllü hocalarımızı yollayarak ve kadınların oyuncak yapımında kullandıkları malzemelerin temininde son noktaya gelene kadar olan süreçte içinde bulunduk. Buradaki amacımız kadınlarımızın evde gizli kadın üç gücünün dışarıya ekonomik olarak yansımasıydı ve kadınların sosyalleşmesiydi. Yaptığımız projenin sonuçlarını da çok iyi görüyoruz. Kadınlarımız çok mutlular. Artık ekonomiden ziyade sosyalleşmelerin onlar için ne kadar önemli olduğunu gördük. Bunu da arttırarak devam ettireceğiz. Daha önce ev hanımıydım. Şimdi belediye başkanımızın verdiği bu etkinlikle kendimizi geliştirmeye başladık. Yaptığımız oyuncaklarla muhtaç olan çocuklara katkıda bulunuyoruz ve bize de katkı sağlıyor. Evde para kazanmamıza sebep oluyor. Çok güzel, çok güzel bir ortamdı. Hocalarımız çok güzel ilgilendiler bizimle. Gayet iyiydi, gayet memnunum. Buradan gelen katkıyla, kazandığımız parayla çocukların eğitim katkısında bulunuyorum. İlk defa bir iş yapıyorum. Evde yapıyoruz. Yani güzel bir şey. Meslek öğrendik, iş öğrendik. Para kazanıyoruz, meslek kazanıyoruz. Bir meslek sahibi oluyoruz.